Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla masanın başındayız. Hanife Hanım hoş geldiniz hoş tekrar. Hoş bulduk efendim. Heyecanınız hiç yoktu, hala hiç mi yok? Biraz var galiba. Biraz şimdi. Buraya gelince evet. Hareket etmeye başladı diyorsunuz. Sizin gözleriniz karşısında heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Dolandırıcı olan Hanife Hanım çıktı sevgili izleyenler, inanır mısınız? Bizim misafirlerimizde sizin alakanız var mı arkada oturan? Hayır. Yok. Bunlar Ergün Bey'in ailesi galiba. Ergün Bey'in ailesi. Evet, o arkasını da almış gelmiş. Ben tek geldim. İnanılır gibi değil ama sizin de iki oğlunuz varmış. Evet. Aynen. İki oğlum var benim. Aslen Kıbrıslıymışsınız. Evet, Kıbrıslıyım. Ne zamandır İstanbul'dasınız? İstanbul'da değilim işte, ben Antalya'dayım. Antalya'dan geldim. Evet. Ben 17 yaşından beri Türkiye'de yaşıyorum. Aa, ne kadar güzel. Ben okumaya geldim, bir daha da dönmedim. Dönmedim. Antalya'yı da çok sevdim. Ay, sevilmez mi Antalya? Çok güzel. Ne kadar şanslı bir kent. Evet. Değil mi? Yaz, evet. Kış böyle bir öğle tatilinde denize girip işe devam edebilirsiniz. Biz yani. Onu öğlen tatilinde yapmıyoruz. 5'te zaten işimiz bittiğinde akşam 9'a kadar hava aydınlık devam ediyoruz. Harika. Gece de denize giriyoruz. Ben favorim gece denize girmektir. Kesinlikle de tavsiye ederim. Peki iddialı mısınız Hanife Hanım? Yok, 8000'i geçmeyeceğiz diye söz verdik. İnanılmazsınız ya, gerçekten ya. Peki evde geçiyor muydunuz? Geçiyorum evde, evet. Evde oğullarım zaten çok istedi. Onlar benimle yarışıyorlar. Biz her akşam yemeğinde muhakkak izliyoruz. Onlar beni geçmeye çalışıyorlar. Beni geçemeyince de hırslandılar. Anne sen bir orada git bir yarış bakayım. Boyunun ölçüsünü al da gel dediler bana. Hadi bakalım. Evet. O zaman başlayalım mı bakalım başlayalım. Ne olur. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Küçük cep bıçağı. Çakı. Çakı doğru cevap. Efendim bir sonraki dört harfli kelimemiz bir çalışan. Gelsin sorusu. Lokantalarda garson yardımcısı. Komi. Komi doğru cevap. Efendim ilk beş harfli kelimemiz eski bir kelime ama bilinen bir sözcük. Gelsin bakalım. Müzikte belli kurallara göre düzenlenmiş kulağa hoş gelen ses dizisi. Ezgi, name. Beste. Değil. Melodi. Değil. Ezgi, ahenk. Ahenk doğru cevap. Evet. Müzik demeseniz daha kolay bilirdim. Ne? Müzik demeseniz uyum, ahenk daha kolay bilinirdi. Tamam, siz pardon. Siz soruları karıştırıyorsunuz. Not alıyorum. Lütfen. Evet, rica bundan ederim. Sonra Hanife Hanım'a dikkat edin. Yok, evet. Bütün yarışmacı arkadaşlar. Yok, anladım, evet. bir diğer beş harfli kelimemiz geliyor ki kendisi sıfat olur. Buyursunlar. Kişisel haklarını kendi kullanabilmesi için yasanın gösterdiği 18 yaşına gelmiş olan kimse. Reşit. Onu demişiz biz. Reşit. Türkçe. Ne mesela işte neye girer çocuklar böyle bir 14-15? Ergin. Ergin doğru cevap. Bende var bir tane. Ya kaç yaşında? 14. 14. Diğeri? 10. Diğeri o. O da bir şey kalmamış. O da gelir. Geliyor. Dedim ama biri çıkacak sonra çıkacak öbürü. Sonra, hep, İkisini birden yok. Yapamayacağım. Çocuklar. Kaldıramayacağım. Doğru. Altı harflilere geçtik. Yine bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz sorusunu. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına andıran veya ona eş olan. Benzer. Benzer doğru cevap. Efendim şimdi de bir makine parçası soracağız. Batı kökenli adını sorunun içinde bulabilirsiniz. Gelsin bakalım sorusu. Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir. Piston. İtenek. İtenek doğru cevap. Gerçekten bulmacalar sağ olsun. Çünkü burada biz böyle kafamdan soruyu okurken şey diyordum ya. Harf alacağız burada. Bayağı harf alacağız. Allah'ım inşallah almayız falan diyor. İtenek için mi? Tabii. Piston itenek. Aynen de gelmeyince gelmiyor ya. Tabii yani evet. Durup dururken burada falan diye kalıyoruz. Evet. Aynen. Ben burada ters takla atıyorum ondan sonra. Efendim 7 harflere geçiverdik bile. Bakıyorum yine eski ama yaygın kullanılan, bayağı yaygın kullanılan bir kelime. Gelsin bakalım. Elde edilen ürünün meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ve harcanan değerlerin toplamı. Maliyet. Maliyet doğru cevap. Vallahi yarışmanın ortasındayız. 3700 puanımız var. 3 dakika 24 saniyede süremiz var. Arkamıza bakmıyoruz ve devam ediyoruz. Ağzımızı bile açmıyoruz. Efendim iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. 7 harfli. Şimdi 7 harfli. Evet. Gelsin bakalım.
insanın içinde bulunduğu psikolojik durum, duygu durumu. Arapça haleti kökler. Ruhiye, ruh hali. Ruh hali doğru cevap. Tabii Arapça söylüyor ruh hali. Efendim 8 harflere geçtik. Yoksunluk eki almış bir sıfata ihtiyacımız var şu soruyla. Görme ve işitme duyusu yetkin olmayan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olan medya erişiminin ön adı. İşaret dili. Değil. Görme de var ya orada. Görme. Genel olarak. Genel olarak nasıl? Görme ve işitmesi eksik olanların. Medya. Yok. Gazete. Dergi. İşaret dilini kimler kullanır efendim? Şeyler. Sunucular. Yok öyle değil. Yani işitme duyusu yetkin olmayan vatandaşlarımıza, mesela görme duyusu da yetkin olmayan vatandaşlarımıza ortak bir şey diyoruz. Ne diyoruz? Engelli. Ha. Engelsiz. Ha? Engelsiz doğru cevap. Hiç kullanmak istemediğim kelimeleri zorla ağzımdan çıkardınız. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz mastarla bitiyor. Gelsin bakalım sorusu. Yüzünü belli bir doğrultuya çevirmek, belirlenen istikamete doğru dönmek. Yönelmek. Yönelmek doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Hiç neler olduğundan bahsetmek istemiyorum. 2 kelime ve mastarla bitiyor. Allah nazarlardan saklasın. Gelsin efendim sorusu. 9 harfli mastarla. Kendini ağırdan satmak, gönülsüz davranmak, isteksiz görünmek anlamlarında bir deyim. İsteksiz görünmek. İstemem. Naza çekmek. Ne? Naza çekmek. Yok. Nazlanmak. İki kelime. Naz yapmak. Naz yapmak doğru cevap. Efendim yine bir zarf soracağız. 9 harfli yine. Gelsin sorusuna bir bakalım nasıl soruyoruz onu. Bir işin, hareketin, olayın gerçekleşmesi anının yaklaştığını anlatan bir söz. Tek harf, tek kelime. Tek kelime. Bir işin, hareketin, olayın gerçekleşmesi anının yaklaştığını. Yani... Eli kulağında, gibi az şey, kaldı. Tek kelime. Olay yazmak. Yok. Böyle şey, hani mastar yok. Böyle olacakmış ama daha olmamış. Yani... Olabilmek. Kıl payı vapuru kaçırıyordum. Daki... yerine bir harf alayım ben. Bir harf verelim abi. Hadi nazar boncuğu olsun. Aynen. Tek şey. Tek kelime. Ola durmak. Ola değil. Durma. Değil. Ola dur. Tek kelime, tek kelime. Tek başına bir kelime. Birleşik de değil. Bir mastar tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Bir işin, hareketin, olayın gerçekleşmesi. Az mi? Daha. Vere dur. Durma yok değil mi? Yok hiç durma murma bir şey yok. Ve bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Rahatız yani nasıl olsa. Daha sonu M de değil. Değil efendim. Değil. Vapura, kaçıra. Yani ya nokta nokta yakalıyordum ya. Bir tane daha alayım da durdurayım. Bir tane daha aldık ve durdurduk. Niye durdurduk? Neredeyse. Neredeyse. Aa, bu kadar kolayını bilemem. Yani orada biz söylerken harfi düşürdük ama. Nazarınız değdi. Benim nazarım evet, değdi. Evet sizin nazarınız benim değdi. Benim nazarım değdi. Sizin nazarınız ben Hanif Hanım'dan korkuyorum sevgili izleyenler. her şeyi o yüzden kabul ediyorum. Benim nazarım değdi. Çok özür dilerim. Evet tamam kabul ediyorum. Efendim geldik 10 harflilere. İki tane. İki tane 10 harfli kaldı. Kelime bileceğiz. İlki iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Gelsin bakalım sorusu. Acı tatlı, iyi kötü anlamlarında kullanılan bir söz dizisi. Olur olmaz, iyi kötü, acı tatlı. Türetin. Hasbelkader, oldu olacak. Fonetik olarak birbirine benzeyen iki kelime. Bir tane harf alayım ya. Bir tane harf alalım. B. Evet, bebek. Bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık, durdurduk. Biri bebek mi? Değil. Bebek ne değil. İyi ne kötü. Öyle böyle. Aa, gibi bir şey. Şöyle böyle. Şöyle böyle doğru cevap. Çok harf aldırdınız bana. Ben evet.
Yine nazarım çünkü değmiştir evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Kusura bakmayın ne olur ama siz de verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz. Ama Ergün Bey bana sonradan arkadan yok. Gelir diye ben bir endişe ettim. Beni hiç ilgilendirmez. Siz sonuçta verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz. Yani burada azıcık bana yardımcı olun da sonuncusunu almayayım bari harfte. Azıcık yardımcı mı olayım? Evet. Yardımcı hiç, hiç bana hiçbir şeyde yardımcı olmadınız. Hanife Hanım siz... İçinden şeytan çıktı. Neredeyse de sadece kelimeyi söylemedik. Yani mesela tamam. yardım gibi düşünürsek. Tamam tamam artık öyle olsun. Efendim yok yok burada da ben yardım edeyim ne olur ne olmaz. Efendim iki kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz. Bu sefer mastarla bitiyor. Kesinlikle. Mecazi anlamı da var. Dolayısıyla hani o yardımcı olabilir. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Gözden çıkarmak, kıymak, feda etmek anlamlarında bir deyim. Feda etmek, heba etmek, böyle göndermek. Kendinden uzaklaştırmak. Süre gidiyor. İttirmek. İki kelime efendim, iki kelime. Kendinden uzaklaştırmak. Böyle gözden çıkar, kıymak, feda etmek. Böyle deyim olduğu için. Sizi gözden çıkardım mesela gibi. Aha, yani mesela beni... yüreğinizden çıkardınız gibi düşünün. Böyle atmak. Ne atmak? Nasıl atmak? Candan atmak, kalpten atmak. Yok yok. Böyle bir eylem ya. Hayattan atmak. Böyle bir atmak yani ama koparırcasına. Koparıp atmak, kopmak. Koparıp atmak gibi işte. Koparmak. Koptu. Aman be! Söküp atmak. Ya var ya. Vallahi nasıl nazara gelmek bu ya? Bari dört harfli de bilemeseydim. Gerçekten ya. Burada olur mu bu ya? Hani vallahi abi. Ama siz de bana hiç yardım etmediniz de ondan oldu ya. Koparırcasına ben atmak. Acayip nazarınız değiyor. Gözünüz yeşil ondan. Gözüm yeşil ondan nazarım değiyor evet. sevgili Zeynep. Bundan sonra buna göre gelin. Kurşun döktürüp gelsin evet. bundan sonra. Nazar boncuğumu taksaydım keşke. Keşke. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya Allah Allah ya. 7200 puan gerçekten. Ergün Bey sinsi sinsi arkadan vallahi iş zaten. Çeviriyormuş ya. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Ben de görmedim. Tuğçe Hanım'ın da nazarı bu arada kaç puan almışım ben? Hiç. Ben onu söylemeyeyim hiç. Çok, o kadar moralim bozuldu. Yok yok bozulmasın. 7200 puan aldınız ama. Aa. Yani gerçekten muhteşem yarıştınız. Yani ay ben bu, çok iyi yarışırdım. Söküp atmayı nasıl bilemedim ya? Yani harf falan almadınız. Yani alsaydınız bir şey olmazdı zaten. Ama ben bilirdim onu. E tabii ki bilirdiniz. Zaten dinleseydiniz de bilirdiniz. Son böyle bir süreydi bilmem neydi. O evet. stres yoğunlaştı. Biraz stres oldum evet. evet sonunda. Normal. Son birkaç soruda süre mi yetiştireceğim, harf mı alacağım, şunu mu yapacağım, evet. bunu mu yapacağım? Ama biraz... oluyor. Yani o işte yarışmanın şeyi o işte tamam. hikayesi. Olsun. İlk bu ayağınız alıştı diyelim. Tamam. Belki bir dahaki sefere. Teşekkür ederim. Oğullarınıza da selam söyleyin. Olur söyleyeceğim. Gerçekten çok başarılı bir yarışmacı tamam, olduğunuz çok teşekkür ederim. Kanıtlandı. Çok sağ olun. Nereye gidiyorsunuz? Antalya'ya gideceğim. Tamam durun hemen buradan gidemezsin. Gideyim ben. Bir kapatayım bitti ondan ama. Sonra gidin. Sizin için bitti de benim için devam tamam. ediyor. Tamam. Hanımlar beyler alkışlarla Hanife Hanım'ı gönderiyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.